Merhabalar arkadaşlar. Sukule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum hepinize de. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Evet yapraktan sukulent üretimini nasıl yapıyorum onu göstermeye çalışacağım. Daha önce videolarım var. Bahar geldi kasalara yapraklar yatıracağım ve yine sizlerle yine yine sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Nasıl bir yol izliyorum? Evet gördüğünüz gibi sukulentlerimizin alt yapraklarını böyle bu şekilde bir sağa bir sola olacak şekilde yavaş yavaş döndürerek ee, koparmaya çalışıyoruz sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir şekilde koparmaya çalışın arkadaşlar kopardığınız kısım sağlıklı olmalı mutlaka Evet gördüğünüz gibi koparıyoruz alt kısımları koparıyoruz koparıyoruz ve e, <laughs> sukulenti <laughs> kel horoza çeviriyoruz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi yaprakları kopardık şimdi bronzeden de biraz yapraklar alalım bu sene maalesef daha çok yaprak yatırmak istiyordum ama Giden yaz birçok anaç sukulentimi kaybettiğim için gerçekten çok sayıda yaprak alabileceğim anaç sukulentlerim yok. Yaprak satışı yapmıyorum. Hatta e, tavsiye edebileceğiniz bir yer varsa satın almaya bile talibim arkadaşlar. E, çünkü bana bile yetmeyecek yani gördüğünüz gibi çok özel türleri bile kıyaraktan alt yapraklarını almaya çalışıyorum. Bunları da daha yeni diktim. Ayrıca satıştaki ürünlerden ekveriyalardan evet burada bir ekveriya vanbren gördüm. Hemen onun yapraklarından da birkaç tane almak istiyorum. Çok güzel oluyor çünkü ekveriya vanbren. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar balık kasası mahallemizdeki tavukçumuz, balıkçımızdan bu şekilde balık kasası aldım çöpe atmışlar hatta daha doğrusu 3 tane getirdim aşağıya koydum ve bugün bir tanesini çıkardım şimdi bu şekilde değerlendireceğim. Geniş saksıda oldukları zaman eğer yer sorununuz yoksa gerçekten çok sağlıklı bebekler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi ne yapıyorum? Saksım çok derin ve benim toprağım bana göre çok kaliteli. Toprağımı kesinlikle buna doldurduğumda çok litre yani birkaç poşet toprak alacağı için daha az toprak kullanabilmek için alt kısma köpükleri parçalara ayırarak alt kısma koyuyorum. Aynı işlemi farklı şeylerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne bileyim bir mangal kömürü olabilir. Yanmış mangal külü odunu olabilir. Çam kozalağı olabilir. Hafif şekilde lav taşı, çakıl olabilir arkadaşlar veya bir odun parçası olabilir. Hani bu işlemi gerçekten çok derin saksılarınızda uygulayabilirsiniz normal çiçek dikiminde de hele ki yapraktan sukulent üretiminde zaten böyle minik minik kökleri çıkıyor ve çok az bir toprak istiyor yani şöyle bir 10 santim kadar olsa yeter niye bu kadar derinlikte olan bir kasayı toprağımla doldurayım ki diye düşünüyorum ve ben her zaman bu tekniği uyguluyorum arkadaşlar bir önceki videomda ee, üretim torfundan arındırdığım bitkilerimdeki toprağı normalde kullanmadığımı ama bu sefer kullanacağımı söylemiştim. Evet, şimdi tam zamanı arkadaşlar. Üretim torfundan arındırdığım toprağıma bitkilerimden arındırmıştım. İstanbul e, yolcusu bitkilerin alt yapraklı topraklarını pardon. Bir de konuşmayı becerebilsem arkadaşlar bir de becerebilsem her şey gerçekten çok güzel olacak ama maalesef böyle arada evet birkaç tanesi fazla gözüktü gözüme alıyorum maalesef arada böyle dilim sürüşebiliyor arkadaşlar evet gördüğünüz gibi üretim torfunu çöpe atmaktansa bu şekilde kasamın köpüklerin üst tarafına kasamın alt tarafına yaydım evet şimdi artık 10 santimlik bir boşluğumuz kaldı. Bu 10 santimlik boşluğumuza benim kendi toprağımı artık gönül rahatlığıyla koyabiliriz. Dün poşetledim arkadaşlar. Bu hafta kargolarımda bayağı bir toprak siparişim var. Burası 10 litre oluyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Evet bu toprağımı şimdi üste yayıyorum. Bakın görüntüsü bile çok güzel gözüküyor değil mi? Bilmiyorum bana mı güzel gözüküyor ama hemen hemen bakın alt kısmını doldurduğum halde nereden baksanız 10 litrelik bir poşetin yarısından fazlasını kullandım arkadaşlar. Yani bu durumda hani 7 litre kadar toprak kullanmış oluyorum. Evet bu şekilde elimizle yayıyoruz. Toprağımın içinde e, söylememde hiçbir mahsuru yok arkadaşlar. Kokopitim var, perlitim var, pomzam var, vermikülütüm var, birazcık bahçe toprağım var, dere kumum var. E, malzeme gayet güzel arkadaşlar ve bu şekilde kopardığımız sukulent yapraklarımızı Arkadaşlar bu çukur kısımları üste gelsin. Evet düşürdük. E, kambur kısımları alta gelsin. Bu benim doğru bildiğim tekniktir. Yani diğer şekilde de bebek alabilirsiniz ama dediğim gibi bu benim doğrumdur. Yani siz uygularsınız ya da uygulamazsınız. O tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet dizmeye başladık. Ekveriyalarımız, graptolarımızın yapraklarını bu şekilde kambur kısımları alta gelecek şekilde diziyoruz arkadaşlar. En çok sıkıldığım bölüm. O sararmış pörsümüş yaprakların vereceğini zannetmiyorum ama orayı boşluk doldursun diye koydum. <laughs> evet bakın gördüğünüz gibi bir adet lola yaprağımız bebek vermiş arkadaşlar. Tam mevsimi gerçekten yapraktan sukulent üretmek istiyorsanız arkadaşlar tam mevsimi birazcık yaprak elde edip kendi sukulentlerinizden koparıp ve biraz da kokopit e perlit karışımı bir torf elde edip hazır topraklarla falan denemeyin rica ediyorum. E, hiç verimli sonuç alacağınızı düşünmüyorum. Hadi belki graptoları her şekilde toprakta e, yapabilirsiniz ama ekveriyaları için biraz özel toprak iyi olursa çok iyi olacak. Bu arada toprak satışım mevcut arkadaşlar. Her ile kargo ile yolluyorum. Biraz kargosu fazla tutuyor ama yapacak bir şey yok gerçekten. Evet en sıkıldığım bölüme geldik. Artık böyle dizmektense <laughs> dizmektense elimle böyle yayıyorum. Gerçekten çok sıkılıyorum arkadaşlar. Evet fısfısı hayır arkadaşlar. Fısfısı kesinlikle yaprak sukulentlerimizde fısfıs <laughs> <laughs> tutuldum fıs fıs kullanmıyoruz normal bu şekilde böyle suyumuzu dinlendirilmiş suyumuzu alıyoruz ve böyle mis gibi istediğimiz gibi kökler kuruyduktan sonra böyle kökler suya doyuncaya kadar suluyoruz arkadaşlar fıs fıs kullanmıyoruz e, bu kadar başka sorularınız var ise yanıtlamaya çalışırım arkadaşlar sosyal medya hesaplarım e sukuley Instagram adresim sukuley. Facebook adresim Leyla Gürsoy parantez Zehra. E, Facebook grubum Kaktüs Sukulent ve Çiçek Çılgınları. Bakın daha önce yatırdığım bir eee grafto bebeklerim. Arkadaşlar eksi soğuklarımız devam ettiği için balkona çıkaramıyorum. Gördüğünüz gibi form bozukluğumuz var. Şu anda bunları en yakın zamanda köye götüreceğim. Başka bir çekimde görüşmek üzere hoşça kalın.